Bu sene özellikle Sayın Valimizin öncülüğünde gerek İl Özel İdaresi, Genel Sekreterliğimizin imkanları, gerekse köydes kapsamında gelen ödenekler, gerekse öncelikli yollar kapsamında gelen ödenekler ve İller Bankası'ndan yapmış olduğumuz borçlanmayla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek suretiyle eksiklik, aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. Tabii bu da köylü kardeşlerimizi ciddi anlamda memnun etmektedir. Geriye baktığımızda gerek köy hizmetleri zamanında, gerekse özel idare genel sekreterliği kurulduğu 2005 yılından bugüne kadar yapılmayan birçok hizmet bu yıl gerçekten Sayın Valimizin öncülüğünde ve ısrarında da diyelim, ciddi anlamda kırsalda güzel hizmetler yapılıyor. Köylerimizin altyapısı, üst yapısıyla ilgili güzel çalışmalarımız var. Öbür taraftan da size arz ettiğim gibi köylü kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman hem devletimize hem milletimize dualarını ve memnuniyetlerini bildirmektedirler. Bu konuda her ne kadar hizmet noktasında ekip olarak çalışıp, fedakarca çalışıp bir yorgunluk hissediliyor ise de sonuçta kendi insanımıza bu hizmeti götürüyoruz. Bundan dolayı biz de mutluyuz işin doğrusu. Şeyh Edebi Ali'nin çok güzel bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Allah'a şükürler olsun, bu anlayışla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da gücümüzün yettiği, ömrümüzün kafi geldiği süre içerisinde inşallah hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Köyde yaşam, şehirdeki yaşama bir fark kalmadı herhalde. Yollardan, yerlerden, imkanlara kadar. Evet, bir gün baktığımızda Allah'a şükürler olsun, Allah bu devlete, millete zeval vermesin. İşin doğrusu bunu söylediğim zaman da çok mutlu oluyorum. Ama bir gün köy yaşamındaki, köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına baktığınız zaman Siirt'teki birçok mahallede belki de olmayan yaşam standartlarına ulaşmış bulunmaktayız. Bu da gerçekten bizleri mutlu etmektedir. Seviniyoruz işin doğrusu. Köydeki kırsalda yaşayan halkımızın hayat standartlarının bu noktaya gelmesi elbette ki bizleri sevindiriyor. Allah bu millete, devlete de zaval vermesin. Sonuçta milletten kesilen vergiler devlette bunu hizmet noktasında hizmete çevirip yine millete bu hizmeti götürüyor. Bundan dolayı memnunuz. Bundan sonraki süreçte de yine yaptığımız işleri hem yerinde görmek hem de köylü kardeşlerimizi ziyaretlerimiz devam edecektir. Bununla ilgili de bu talimatı Sayın Valim özellikle bana verdi. Haftada iki gün mutlaka köylerimizi ziyaret edeceğiz inşallah.